Merhaba arkadaşlar. Kısa bir tekrar serimizde 17.'siyle devam ediyoruz. Evet, bazı göller ve oluşumlarından bahsediyoruz arkadaşlar. Terkos ya da Durusu Marmara'da bulunan bir gölümüz. Tabii bu kısımda baktığımızda özellikle yan tarafta görüyorsunuz bazı harfler kullanacağız. Tektonik oluşumluysa T, Kıyıset gölüyse Kıyıset, KS, Heylan sesse H, Alüvyal sesse A, Karstik ise K, Volkanik ise VS, Volkanik set ise VS, Volkanik ise V şeklinde bir kullanım söz konusu olacak. Evet, bir terkos, siz de arkadaşlar bu şekilde bilmeye çalışın ya da tahmin etmeye çalışın. Ezberlemenin yollarından birisi bu. Terkos ya da Durusu arkadaşlar, oluşum bakımından kıyı set, lagün gölüdür. İkincisi Büyükçekmece ki oluşumu yine Terkos'ta aynı olan bir koy ya da körfezin önünün dalgaların getirdiği kumullar tarafından kapatılmasıyla oluşan Kıyıset gölüdür. Küçükçekmece yine aynı şekilde dalgaların getirdiği kumulların bir koy ya da körfezin önünü kapatmasıyla oluşur. O da Kıyıset gölleri arasında sayılabilir. Evet, 4 numarayla devam ediyoruz ki bir hat boyunca uzanmıştı burada göllerimiz. Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca gibi göllerimizin oluşumu. Yan taraftan da yine bakabilirsiniz. Özellikle burada biliyorsunuz fay hattı boyunca sıralandığı için fay hattı eşittir tektonik diyorduk. O zaman Manyas ya da Kuş Gölü, onun dışında Ulubat, İznik, Sapanca gibi göllerin oluşumu arkadaşlar tektonik olarak dikkate alınmaktadır. Bunun yanında 8 numaraya geldik. Abant, Yedigöller, Batı Karadeniz'de dikkate aldığımız, bunun yanında Sülüklü Göl ya da Sülük Gölü yine dikkate alınabilir. 8 ve 9 aynı oluşuma sahip arkadaşlar. Bunlar özellikle Karadeniz'de çok fazla meydana gelen doğal afetlerden de birisi sonucu oluşuyor. Neydi o? Heylan, Set Gölleri. Abant ve Yedigöller, Heylan, Set Gölleridir. Eymir, Mogan, Ankara çevresinde bulunan göllerimiz bir akarsuyun getirdiği alüvyonları yine kendi önünde biriktirmesiyle oluşan göllerimizdir. Eymir ve Mogan aynı oluşuma sahip. Bunlar da alüvyal set gölleri arasında değerlendirilebilir arkadaşlar. Bunun yanında 12 numaraya geldim. Marmara Gölü tabi Ege'de bulunuyor, o kafa karıştırmasın. Manisa sınırları içerisinde yer alan bu gölümüz yine oluşum bakımından alüvyal set gölleri arasında sayılabilir. Peki Eber, Akşehir gibi göllerimiz. Bunun yanında Tuz Gölü, Eber, Akşehir, Tuz Gölü yine tektonik oluşumlu göller arasında sayılabilir. 15'ten sonra 16'ya geldiğimizde arkadaşlar, 16 numarada gösterilen Eğirdir. Yine Beyşehir. Tabi bunların oluşumu karma oluşum olarak da geçiyor ama ilksel olarak arkadaşlar bunları tektonik alıyoruz. Aynı zamanda bulunduğu yer itibariyle karstik özellikler de etkili olmuş. O yüzden karma oluşumlu zaten isim veriyoruz ya da söylüyoruz. Suğla, karstik. Yine baktığımızda, devam ettiğimizde 19 numara arkadaşlar Muğla çevresine doğru geldik. Bafa ya da Çam için oluşumuna baktığımızda alüvyal set gölü. 20 numaraya geldik. Acıgöl, Burdur. Bunların oluşumu yine arkadaşlar tektonik olarak dikkate alınmaktadır. 23 numara Köyceğiz. Baktığımızda özellik olarak dikkate aldığımızda yine özellik olarak alüvyal settir. Salda karstik oluşumlu göller arasında sayılabilir arkadaşlar. Ki burada Suğla ve Salda'yı karstik aldık. Bunun yanında Köyceğiz, Bafa, Marmara, Eymir, Mogan gibi gölleri oluşum bakımından alüvyal set aldık. Tabii Türkiye'de daha çok tektonik göllerin olduğunu da burada hatırlatmış olalım. Evet, 24 numaraya geldik. Doğu Karadeniz'de Tortum ve Sera, 24 Sera, 25 Tortum. Bunların oluşumu da arkadaşlar yine Karadeniz'de çok fazla meydana gelen doğal afetlere bağlı olarak, Heylan'a bağlı olarak, Heylan set gölleri arasında sayılmaktadır. Heylan set göllerine Yedigöller ve Abant'ı da söylemiştik. Sülük ya da Sülüklü Gölü de vermiştik Batı Karadeniz kısmında. Bunun yanında Orta Karadeniz'de Borabay ve Zinav gibi gölleri de örnek verebiliyoruz. Evet, 26 numarada Çıldır arkadaşlar, Volkanik set. 27 numara Balık Gölü, Volkanik set. 28 numara Haçlı, Volkanik set. 29 Nazik, Volkanik set.
Erçek yine baktığımızda Van volkanik set, ama burada bir ayrım var. Nemrut arkadaşlar volkanik, yani bir patlama sonucu çukurluk oluşuyor, volkanik patlama sonucu oradaki çukurluğa su doluyor. Nemrut volkanik, ama dediğimiz gibi Van ki yine karma oluşumlu olarak geçebiliyor, tektonik oluşumda etkili çünkü tektonik alanlarla volkanizma birbirine paralellik gösteriyordu. Van, Erçek, Nazik, Haçlı, Balık, Çıldır gibi göllerimiz volkanik set gölü olarak dikkate alınıyor. Yine 33 numarada Elazığ'daki Hazar, dışarıdaki Hazar'la karıştırmayın, oluşum bakımından tektonik oluşumlu göllere örnektir arkadaşlar. Ve bu şekilde bir tekrarımızın daha sonuna gelmiş olduk. Yine görüş bekliyoruz. İyi çalışmalar diliyorum.